Bu videoda TikTok'taki efsane eşyalara bakacağız. Satın alma listenizi hazırlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Dünyanın en teknolojik boyama kalemini görüyorsunuz. Ortada boya falan yok. Değdirdiğin rengi veriyor sana. Bu nasıl olabilir ya? Benim aklım almıyor şu an, yani beynim bunu algılayamıyor. Bak, oraya bastım, turuncu ver dedim. Parmağıma turuncu veriyor. Sonrasında boya çıkıyor ya. Bu sizce mümkün mü yani? Bu kadar teknolojik olabilir mi? Kağıtta da bir özellik var herhalde. Masaya sürünce bir şey olmuyor. Abi şuna bak ya. Ben şu an var ya, ne diyeceğimi bilmiyorum. Teknoloji buralara kadar gelmiş demek ki. Uçan araba görsem bu kadar şaşırmazdım. Bu ne? Aa, vakumlayıcı herhalde. Çoğu insanın da evinde var ya, ben duydum. Yani bir şeyleri vakumluyorlarmış. Ne bileyim, öyle daha uzun süre kalıyormuş falan. İlginç bir şey. Yalnız bunlar vakumlayınca niye büyüdü? Ayrıca bunu işte valize falan koyduğunuz poşetlerde de kullanıyorlar. Kıyafetler vakumlanıp küçülünce daha fazla şey sığıyor. Bunu bilmek illegal hissettirdi. Niye ki? Nasıl ya? Bir saniye. Ha, bunu görmüştüm ben. Katlanan çanta bu. Bak, her şeyi koyuyorsun içine. Kıyafetlerini de hiç katlamadan koyuyorsun. Kırışmıyor da. Sonra hepsi birleşip bir valiz oluyor ya. Bu nasıl bir teknoloji abi? Bunun linkini lütfen istiyorum. Ya sığdırdığı şeyleri benim normal valizime sığdırmam mümkün değil. Ayrıca da gömlekler falan da hiç kırışmayacak. Sadece şöyle kıvrılacak. Buna bak ya, müthiş bir şey. Dünyanın en sevimli kürdanlığını görüyorsunuz. Abi kürdanlık ne kadar sevimli olabilir? İşte bu kadar sevimli olabilir ya. Bu da iğne herhalde, aynen. Şuna bak, mantar pano iğnesi. Bu da bardak altlığı. Bak ne kadar sevimli sevimli ev eşyaları bunlar ya. Bunları yapmak kimin aklına geldi? Şu kürdanlık hiç işime yaramaz. Evde kürdanla hiç işim yok ama bu kürdanlığı istiyorum. Evinizde metal sabun var mı? Metal sabun ne işe yarıyor? Ben bunu bir türlü anlayamadım. Yani bir özelliği var mı? Sabun gibi elimi temizliyor mu bu metal sabun? Çok acayip ya. Bunu satın alınca o zaman hiç sabun almamıza gerek kalmayacak. Eğer çalışıyorsa. Mesela ben bununla elimi yıkayınca güzel sabun kokacak mı? Saç tanımlayıcı sprey gibi bir şey diyor da ben bunu anlamadım. Abla sakallarını mı kesiyor yani? Bu ne bunu? Böyle bir şey galiba sıkmışlar. Şu an o kıllar orada daha bir belirginleşmiş anladığım kadarıyla. Sonra böyle kesiyorlar. Yani hoş bir şey mi değil mi tam çözemedim ya. Çok da işime yarayacak bir şey değil bakın. Çünkü benim kıllarım görünüyor. Bu ne? Oturduğum yerden kaslarım mı çalışıyor? Ha, masaj aletiymiş bu. Vay, kaslarımın bak şu an sıkılıp sıkılıp rahatladığını hissedebiliyorum. Güzelmiş. İşe yarıyor mu ki acaba? Kaslarım elektrik çarpmasın bak. Korkarım ben böyle şeylerden çünkü. Bir kere çocukken evi kurcalarken böyle bir şey bulmuştum. Karnıma bağlamıştım. Karnıma elektrik çarptı. Niye? Çünkü elektrik verip senin kaslarını hareket ettiriyor. Ben korkarım onu bile. Birileri hayallerimizi yaşıyor. Ya şu arkadan geçen abiyi gördünüz değil mi ya? Bu var ya, bu adam tatile gitmekten bizim aldığımız zevkin iki kat fazlasını alıyor. Çünkü tatile şuna bak. Bunlar gidiyor, ailecek gidiyorlar hatta. Herkes almış. Biz valizlerimizi böyle sürüye sürüye giderken adam valizin üstüne oturmuş sıkıtır gibi gidiyor. Tabii ki benden iki kat daha fazla zevk alır. Ne bu? Makas mı icat ettiniz? Yok. Olay makas değil herhalde. Ha bu. Böyle tüy toplanır, tiftik tiftik olur. Onu toplayan şey. Benim ihtiyacım var buna. Gerçi evde vardı herhalde de hiç kullanmadım ya. Kazaklar falan böyle tüy toplanır, kötü olur ya. Onu temizliyor. Bence güzel bir şey. Ya bunu kullanınca çünkü yenisini almama gerek kalmıyor. Sıfır gibi oluyor. Bu ne? Şu şey mi? Direksiyon tutucu şey mi? Abi bizim ülkede yıllardır var bu. Yani dolmuşçu abilere bakarsanız ya da tırcı dayılar falan. Onlar hep kullanıyor ki. Güzel de bir şey ama bilmiyorum ya, biraz artı 50 yaş itemi gibi. Ben yapmazdım. Ama evet, o adamlar da kullandığına göre kesinlikle rahatlatıcı etkisi var. Yani işinizi kolaylaştırıyor. Şöyle şöyle çevirmek yerine tutup çeviriyorsun şöyle. Yağ mı bu? Galiba aynen, yağ püskürtme. Yağı böyle dökeceğine püskürt. Ha, dökme seçeneği de varmış ama püskürtmeli iyi ya. Çünkü püskürtme olunca az yağ kullanıyorsun. Az yağlı olmuş oluyor, iyi oluyor yani. Mesela spor falan yapanların kesin evinde vardır püskürtmeli yağ şeysinden. Artık adı neyse ondan vardır yani. Çanta temizleme topu. Nasıl ya? Sen çantanda pirinç parçaları mı var? Ha? Onları mı temizliyor? Galiba aynen, yapışkan bir şey. Kıl, tüy, pislik falan ne varsa temizliyor. Bence güzelmiş ya. Ben gerçi çanta kullanmıyorum, çok da işime yaramaz ama bence fikir iyi. Saç düzleştiricisi gibi bir şey görüyorum ama neyse, çok elektrik süpürgesi gibi ya. Vay, bayağı da güzel düzleştirdi. Yani iyi bir şey midir değil midir, performanslı mı ben anlamıyorum. Bence iyi gibi görünüyor ama tabi saçını düzleştirenler bilir. Böyle de bir alet varmış işte. İdrar testi. O ne demek ya, idrar testi ne?
magnezyum falan. Ha, yapıyoruz tuvaletimizi. Sonra onu okutuyoruz. Vay, eksikleri falan mı söylüyor? E bu iyiymiş ya, ben bunu sırf meraktan bile alırım. Şuna bak, kalsiyum malsiyum ne eksiğim varsa galiba gösteriyor. Okutuyorsun, oradan çıkıyor. Bak o iyi diyor, o eksik diyor. Nereden anlıyorsun sen bunları ya, bir kağıt parçası? Cam temizleyici. Abi bu artık eskidi zaten ya. Ama hiç kimsenin de evinde görmedim şunu. Şu teknoloji çıkalı yıllar oldu, kimse kullanmıyor. Niye kullanmıyoruz? Hala o camlar böyle dışarıdan falan siliniyor. Şunu alsak ya abi, kimse de tehlikeli hareketler yapmasa fena mı olur yani? Bence gayet güzel de temizliyor şöyle şöyle. Güzel bir araba var şu an. Tuşa bastın. Ne oldu ya? Ha, camlar filmlendi. Vay, iyiymiş ya bu. Cam filmi yaptı. Bir tuşla camları karartıyorsunuz. Bu biraz pahalıdır ya. Nedense yani pahalı gibi geldi. Ayrıca bir şey diyeceğim, hani karartma yaptıysan niye aydınlattırıyorsun ki tekrar? Gerçi ama bu karartma galiba belli bir seviyeye kadar legal. Çok fazla karartma takarsanız yasak. Bence o sınırları yine de geçmeyin. Bu da sökülebilir cam filmi yapmışlar. Ben yine tam amacı anlamadım yani. Çok fazla koyu olunca yasak oluyor abi. Ama herhalde insanlar da hoşlanıyor. Şuna bak, söküyorsun sonra geri takıyorsun. Ama hani kırışırsa, sen onu böyle aşağı doğru gönderdiğinde ya orada kalırsa falan. Ama fikir iyiymiş. Abi o saydam bir panel. Vay ne güzel. Görüntüler falan. Ve katlanabilir. İstediğini yapabilirsin. Ne güzelmiş ya. Şunu alsam mesela, gazete gibi tutsam şöyle. Onu izlesem ne kadar güzel olur. Şuna bak. Bayağı iyi bir teknoloji bu. Düz su şişesi. Vay, kullanışlı bir şey. Abi su şişesi çünkü böyle yuvarlak olduğu için çantada sığmaz. Potluk yaratır. Bu iyiymiş. Bak bunu da istiyorum şu an. Düz, ben bunu cebime koyarım ya. Cüzdan gibi koy, arkaya gez. Bu ne ya? Axolot değil mi o? Minecraft'ta mıyız abi? Bunu nereden aldın? Axolot satılıyor herhalde. Çok sevimli ama ya. Aşırı tatlı bir şey bu. Buradan ne çıktı? Teknolojikte bir şey çıktı. Bu ne böyle ışıklı mışıklı? Ooo, kulaklık. Bayağı şekilli bir şey ya bu, Megatron gibi. Şuna bak, hem stres atma özelliği de var. Stres çarkı gibi. Bir taşla iki kuş. Banyoda müzik dinlemeyi seven insanlar için Bluetooth'lu ışık mı? Hoparlörlü Bluetooth'lu ışık. Bu mu? Bu nasıl oluyor ya? Telefonu bağlamak için ona basıyorsun. Işıktan şarkı mı çalıyor? Müziğini seçiyorsun oradan. Çok iyi değil mi ya? Abi müthiş. Ben bir buna çok şaşırdım. Bir de o müzik çalan duşakabinler var ya, onlara çok şaşırıyorum. Abi kimin aklına geldi ya? Ben bir gün bir otelde duşakabine girdim. Bayağı orada Bluetooth Bluetooth var. Telefonunuzu bağlayıp müzik dinliyorsunuz. Benim için teknoloji orada son zirvedeydi yani. Dünyanın en kaydırmaz terliğini yapmışlar. Bakın sabunlu ortam falan var. Adamı sırtına aldı. Çıktı ya. Bu nasıl sabunda kaymıyor olabilir abi? Bu terliği kesinlikle bulmamız lazım. Yani havuz başında o böyle giderken diye kaydığın anları biliyorsun. Ben bunu bulursam kesin alacağım. Ne bu? Yatağın başlığına takılan telefon tutucu mu? Ya çok güzelmiş ya. Harika. Şuna bak, tablet falan da tutuyor. Tableti tutması çok umurumda değil de şu olay çok güzel. Çünkü yatarken böyle insanın kolu uyuşuyor bir yerden sonra. Aramızda şu kaskı satın almak istemeyecek birisi var mı? Bir görebilir miyim? Abi şuna bak, Jarvis kapan diyor. Kapanıyor ya. Şu ne kadar havalı bir şey bu. Pahalı ama bence çok güzel. Duş başlığıyla alakalı bir şey var. O ne ya? Bu ne? Ha, tıraşla alakalı. Ha, benim işime yaramaz ama böyle de bir şey var. Eğer ihtiyacınız varsa bir bakın. Kalem mi bu? Tıraş metrik gibi bir şey. Aynen, kalem. Bunun ne özelliği var? Çok özel bir kalem herhalde. Aa, harekete bak. Kalemi açtığında nasıl dökülüyor? Ne kadar şekilli bir şey ya bu. Ben hayatımda bunun kadar yakışıklı bir kalem görmedim. Aşırı iyiymiş. Ne satın aldım ne geldi. Bunu aldın. Ay, ne güzel bir saat bu. LED panel aldın. Doğru, o da güzel gelmiş. Abi aldığın şeyler hep güzelmiş. Bence bunlardan ben de alabilirim. Özellikle şu saat hoşuma gitti. Kitap okuma ışığı değil mi bu? Sibel'de de var bundan ve arada bir kullanıyor. Herhalde kullanışlı bir şey. Ben hiç denemedim ama birkaç kez kullanırken gördüm. İyiydi yani, okuyordu. Eğer öyle gece okuyacaksanız ama işte ışık açılmıyorsa falan, bir işinize yarar. Ne o abi? Mavi şey. Yolculukta. Anladım. Güzelmiş. Yani telefonu yolculukta böyle tutup film izlemek istemiyorsanız oraya koyuyorsun, rahat rahat izliyorsun. Otomatik bulaşık yıkayıcı diye bir şey yapmışlar ama çalışıyor mudur çalışmıyor mudur hiç bilemedim ya. Böyle koyuyorsun kirli şeyin içine, böyle bir köpürtüyor falan, sonra temizliyormuş.
Aramızda var mı bunu kullanan ya da bunu gören bir bilgisi olan var mı? Çünkü güzel bir şey abi. Bulaşık makinesine atılmayacak ama senin yıkaman lazım. Koy gitsin işte. Samsung Odyssey monitör. Üf. Bu nasıl bir monitör abi böyle? Kaç para o? 3000 dolar mı? Baya şu kadar ya. Gerçi bir şey diyeceğim. Benim işime yaramaz. Yani kimin işine yarar? Herhalde böyle edit, çizim falan öyle bir şeyler yapan insanın bence işine yarar. Ama benim işime galiba yaramaz. Çünkü mesela bundan Valorant oynadığımı düşünüyorum. Şu tarafa bakarken şuradan vuruldum. Yani ben bu tarafa bakana kadar adam beni vurdu. Oynarken de video varmış. Yani abi iyi gibi de bilemedim ya. Bana göre değil. Ben o kadar geniş ekranda oynayamam. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Efsane eşyalara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.